Başladı. Ferhat'la Muhammed Ali'nin mücadelesi. Top taca gidiyor. Talha, Karaman. Penaltı. Ben biliyordum. Hakem bana 10 numara hakem. Dakikalar. Hakem 10 numara bana. Gördü gösteriyor. İbrahim Yeşil'e yapılan hareket. Eyüp Boz penaltı dokusunu gösteriyor. Maçın henüz başı. Kaçaklarını tutaktayım manyak. Sarıkköy Gençspor'lu oyuncuları itiraz. Yeşil beyazlar için öne geçme şansı. Maçın henüz başı. Fikret Üstünyer. Vuruyor. Kaleci kurtarıyor. Dönen top. İnanılmaz bir an. Kaleci yapan harekete faul veriyor Eypos. Sert bir müdahale. İki oyuncu yerde kaldı orada. Ne oldu şimdi bu? Gerçekten Sarıkköy Gençspor kayısı bu pozisyonda başarılı. Fikret Üstünyer penaltıyı kaçırıyor. Top taca gidiyor. Muhammed topu kornere vurdu. İbrahim Taşpınar öğrencileri Feyzullah Selman'ın oyuncularına karşı şimdi Fikret. Kale müthiş bir gol. Kaçırdığı penaltıyı adeta telafi ediyor Fikret Üstünyer. Susuz Belediyespor golü buluyor. 1-0 önde Yeşil Beyazlar. Penaltıyı kaçırmıştı Fikret ama o müthiş golle. Akşama şey alıyor bak bize lan. Kanal 3'te önce akşama bak adam arkadaş. 1-0 önde Susuz Belediyespor bu müthiş golle. Top bir kez daha Kadir Kösem'de Susuz Belediyespor. Pas yaparak çıkmak istiyor. Emrah Sunay bir pas. Şimdi İbrahim Yeşil, İbrahim kale gol. Müthiş bir reaksiyon İbrahim Yeşil. Susuz Belediyespor mücadele durumu 2-0 yapıyor. İbrahim Yeşil topu adeta kalede gördük. Yeşil Beyazlar mücadele durumu 2-0 yapıyor. Defans bir türlü uzaklaştıramamıştı Sarıkköy Gençspor'da topu. İbrahim Yeşil fark 2'ye çıkarıyor. Çok sert ve düzgün vurunca. Susuz Belediyespor 2. Refik Can çok daha müsaitti ama o topu da çıkarmayınca Susuz Belediyespor bu ataktan sonuç alamıyorum. HDP kaptırılan top. Gol pozisyonda bir vuruş istedi. Fikret Üstünyer. Maça skor 3-0 oluyor. Defansta büyük hatalar Sarıkköy Gençspor'da. İyice rahatlıyor Susuz Belediyespor. İkinci de bulduğu gollerle. Penaltı kaçırmıştı ama. Emrah Sunay. Fikret Üstünyer. Bir pas şimdi. Açan orta. Arka direkte Sezer. Kale ve toparlandı. Sezer Can'dan aradığı golü sadece buluyor diyebiliriz. Susuz Belediyespor 4. Sarıkköy Gençspor 0. Mücadele durum. Gül oynaya bırakıyor Susuz Belediyespor. Mücadelede durum 4-0 Sarıkköy Gençspor karşısında. Top ağlara gidiyor. Evet değerli Spor Afyon YouTube izleyicileri Susuz'dayız. Susuz Belediyespor Sarıkköy Gençspor 4-0'la geçti. Metan sen de maçtaydın. Neler düşünüyorsun bu maçla ilgili düşüncelerin neler? Maç çok iyi geçti. İstediğimiz bir sonuç aldık. Eksiklerimiz vardı. Sakatlıkla mücadele ediyoruz. Bayağı bir oyuncumuz sakat. Ben zaten kırmızı karttan döndüm. Cezadan döndüm. Güzel bir maçtı. Kaptanımız Emre Sunay bizi çok iyi koordine etti. Kenarda da başkanımız Orhan Başkan. Feyzullah Selman olsun. Çok evet, iyi maç. Bugün bayağı bir eksiklerle mücadele ettiniz. Evet. Yasin olsun, Feyzullah Selman olsun. Birkaç kişi daha sakatımız çok. Evet. Sen nerede düşünüyorsun Kadir? Bugün aslında kurtarışlara damgaya da vurdun. İki tane yani, çıkardın. Yani abi iyiydi. Sarık genç bir takım. Sarı'ya da tebrik etmek lazım. Ayaklarına sağlık. Ya genel olarak iyiydi. Sakatlıklarımız var dediği gibi. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Bizi gelip destekliyorlar burada.
Öyle yani. Soğuk havada iyi bir de seyirci vardı. Sus Belediyespor bundan sonra neler yapacak Metehan? Sus Belediyespor'un her zaman ilk hedef şampiyonluktur. Her zaman biz şampiyonluğu oynayan bir adayız. Bundan sonraki maçlarımızda da her zaman galibiyetle çıkmak için çalışacağız. Galibiyet alacağız. Sen öyle söylüyorsun. Her zaman zirve abi. Her zaman. Geçen sene Şuhut'tayken aslında iyi bir performans, Şuhutlular grubu olarak buraya geldiniz. İyi performans sergilememiştiniz ama bu sene tam tersine bir performans, iyi bir olumlu gidişat var. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Kişiden kişiye değişebiliyor abi. Şuhut'ta da iyiydik. Genel olarak Feyzul abiyle Emre Sunay başımızda olduğu için onlar bizi abilik yapıyor, yönetiyor. Onlar şeyine geldik biz de buraya zaten. Geçen sene Şuhut'ta da çok iyi olmaya çalıştık. Hedefimiz vardı. Olmadı. Nasip değilmiş ama bu sene nasip inşallah. Evet Kadir, senin için de geçen sene Sus Belediyespor içeride kolay kolay teslim olmayan bir takımdı. Bu sene de aslında bu devam ediyor. Bunlar için ne düşünüyorsun? Abi şimdi Sus'un şöyle bir etkeni var. Sahası küçük. Sahaya da alışkındık geçen sene. İnşallah bu sene de bu takımla beraber sahaya alışma sürecimiz devam ediyor. Daha evimizde ikinci maç. Yani evimizde kolay kolay puan vermeyeceğimizi düşünüyorum. Evet, biz de size başarılar diliyoruz. Bundan sonra buradan başkanımız Orhan Başkan olsun, Gökhan Başkan olsun, kaptanlarımız Feyzullah Selman olsun, Emrah Sunay olsun, oyuncularımız Fikret abi, İbrahim Yeşil olsun, hepsine çok teşekkür ediyorum. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Tüm maçlarımıza bekliyoruz taraftar. Spor Afyon bu maçları paylaştığı, yayınladığı için Afyonometre'ne daha güzel bir hava katıyor. Daha iyi bir süreç oluyor bizim için. Çok memnunuz. Teşekkür ederiz her şey için. Biz de ayağınıza sağlık diyoruz. Harika. Teşekkürler. Evet, röportajla devam ediyoruz. Feyzullah Selman'la beraberiz. Hocam bugün aslında siz oynamadınız ama evet. Sulu Belediyespor oynamamıza rağmen galip gelmeyi bildi. Ne düşünüyorsun galibiyetle? Ya şimdi evet, sakatlıklarımız çok. Ben de dahil buna. Emre abi de zorla çıktı. Ağrıları vardı. Yine ona keza içeride yine hakkıyla mücadele eden arkadaşlarımız vardı. Sakatlıklarına rağmen. Ya şimdi şöyle bir şey var. İçeride oynadığımız hiçbir maçı eksik de olsa kaybetmek istemiyoruz. Bunu da gösterdik. Dediğimiz gibi sahamız küçük. Bunun da avantajını kullanıyoruz açıkçası. Şimdilik yani bu sorduğunuz soru hakkında bu şekilde cevap verebilirim. Sarık'la biraz iyi mücadele etti aslında. İyi önlem aldınız. İyi bir karşılık verdiniz. Bundan sonraki süreç için Sulu Belediyespor ne yapacak? Ya şimdi tabii biz maç maç bakıyoruz. Liginde durumu belli olmuyor. Puanlar yakın. Rakip olarak gördüğümüz, isim vermeyeyim, 3-4 tane takım var. Açıkçası onların durumu da bizi etkiliyor. Fakat biz rakiplerinden ziyade kendimize bakıyoruz. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Ayrı ayrı düşünüyoruz açıkçası her maçı. Bundan sonraki süreç tabii ne olur? Benim uzun bir sakatlık durumum var. Uzun süre oynamayacaksınız. Evet, ilk devreyi kapattım. Bir tedavi sürecimiz var. Ondan sonra durum neyi gösterir bilemiyoruz ama biz büyük konuşmak istemiyoruz. Tabii ki şampiyon olmak isteriz ama elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Gayret gösteriyoruz açıkçası. Teşekkür ederiz. Başınızın devamı diliyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Siz de buradan teşekkür ediyorum. Soğukta, sıcakta hiç fark etmeden gelip maçlarımızı destekliyorsunuz. Metehan'ın da dediği gibi bize ayrı bir hava katıyorsunuz. Size de buradan teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Biz de başarı diliyoruz. Hayırlı çalışmalar. Değerli Spor Afyon TV YouTube izleyicileri, Orhan Aydoğdu'yla beraberiz. Susuz Belediyespor Başkanı. Bugün 4-0 galip geldiniz Sarıkköy Gençspor karşısında. Ne düşünüyorsunuz bu galibiyetle ilgili başkanım? Evet, bugün aslında çoğu eksiklerimiz vardı. Diğer rakipte genç bir takım. Onlara da ayağına sağlık. Genç bir takım. İbrahim Hocam onları sahipleniyor. Gecesini gündüzüne katıyor. Ona da ayrı teşekkür ediyorum. Bu lige renk katıyorlar. Onlara da önündeki maçlarına başarılar diliyorum Sarık Spor'a. Küçük bir 11 numaraları ismini bilmiyorum oyuncularının da. Ondan da özür diliyorum. Muhammed Ali Erbay. Muhammed Ali Erbay. Taraftarla bir münakaşaya girdi. Üzüldü çocuk. Ona da özür diliyorum ben taraftarım adına. Maça gelecek olursak aslında biraz daha tutuk başladık maça. İlerleyen dakikalarda biraz daha ayağa bastık. Pars yapmaya çalıştık. Onun akabinde de Fikret'ten güzel bir gol bulduk. Aslında penaltıyı kaçırdı da hatasını telafi etti. Her zamanki gibi ayağına hakim bir oyuncu. O da tecrübesini konuşturdu. Güzel bir gol attı. Maç ilerleyen dakikalarda ikinci golü de bulunca ikinci de biraz daha çözüldü. Evet. İbrahim'in güzel golü oldu. Fikret iki tane attı.
Ondan sonra Sezer, bizim Sezercan'dan gol attı. İbo da ikinci golünü kaydedince biraz daha maç koptu aslında. Dediğimiz gibi önümüze bakıyoruz. Rakiplerimizi bizi ilgilendirmiyor pek aslında skor olarak. Biz sonuca odaklandık artık. İlerleyen maçları tek tek önümüze bakıp maçları yıkıp inşallah şampiyonluk göğüslemek istiyoruz. Dediğim gibi buradan herkese teşekkür ediyorum. Bugün soğuktu biraz. Size de teşekkür ediyorum. Soğuk sıcak demeden bizleri takip ediyorsunuz. Amatöre ses veriyorsunuz. Size de ayrıca teşekkür ediyorum. Sakatlarımız çok. İnşallah düzelecek sakatlıkları. Önümüzdeki maçlara bakıp daha güzel işler yapacağız inşallah. Geçen sene iyi bir performans sergilen ilk yarıda Susuz Belediyespor vardı. Bu sene de aslında biraz gidişat ona benziyor. İç sahada kolay kolay teslim olmayan. Bundan sonraki süreçte genel olarak nerede düşüyorsunuz ligin genel kalan kısmında? Evet. Aslında ilk yarıyı böyle güzel bir skorlarla bitirebilirsek aslında İkinci yarıda biraz daha takviye yapıp önümüzdeki maçları da kazanıp daha bir ligi kontrol altına alıp da şampiyon olmak istiyoruz. Diğer yönden herhalde Ayvalı kazanmış yine. Demir'in maçı bitti mi bilmiyorum. Daha devam ediyor şu an. Devam ediyordur. Dediğim gibi önümüzdeki maçlara bakacağız artık. Buradan da teşekkür ediyorum herkese. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Soğukta iyi bir seyirci var. Evet, evet. Onlar bizi yalnız bırakmıyor. Bırakmadıkları sürece de arkamızda onlar bizim bir 12 numara her zaman. İnşallah onlarla beraber sırtlayıp şampiyonluğu göğüslemek istiyoruz. Ben size geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz size teşekkür ederiz başkanım. Hayırlı çalışmalar diliyoruz. Sağ olun, teşekkürler.